Biz bu söylediklerinizden ben CHP'ye de aslında bir mesajınız olduğunu anlıyorum. Sizce ana muhalefet partisi CHP bu süreçte hem seçim güvenliği konusunda hem HDP ile işbirliği, özellikle bölgede CHP yok denilebilecek kadar güçsüzler, işbirliği konusunda ortak bir platform yaratma konusunda eksik mi kaldı? CHP'ye eleştirileriniz var mı? Yani tabii ki biz aslında burada demokratik bir gelecek için mücadele ediyoruz. Türkiye'de demokrasinin kalıcı hale gelmesi için her türlü özveriye hazır olduğumuzu da ifade ediyoruz. İfade de ettik. Şimdi tabii ki burada özellikle Kürt bölgesinde, Kürdistan'da CHP'nin bizler açısından çok fazla etkisi olmayacağını da biliyoruz. Ama büyük şehirlerde bizim katkılarımız olabilir. İşte Adana, İstanbul, Mersin, Adana, Hatay, İzmir, İzmir gibi yerlerde sonucu değiştirebilecek bir rol oynayabiliriz oylarımızla. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle hep çekingen bir tavır koyarak işte bizimle beraber veya ortak demokratik bir mücadeleyi esas alan bir yaklaşım içinde olmadığı için bizim seçmende de artık bir şey başladı. Ya işte bunlar İyi Parti'yle rahat rahat görüşüyor diye sizlerle çok açık görüşmüyorlar. Ya bu eleştiriler de yükseliyor. Ya bunlar samimi değil. Biz katkı sunmak istiyoruz ama kendileri bu katkıyı reddediyor. Benim İstanbul'da bizim bir beklentimiz yok, Adana'da bir beklentimiz yok, Mersin'de yok, İzmir'de yok, Antalya'da yok, Hatay'da yok ki buralarda sonucu değiştirebilecek bir güce sahip partimiz. Şimdi bütün buna rağmen bunu görmemezlikten gelerek bu konuda ciddi gerçekten bir demokrasi mücadelesi için bir ortak hareket etmeyi göze alamıyorsa tabii ki halk burada diyor ki yani yarın geldiği zaman ne farkı olacak ki? Yani bir demokrasi mücadelesi için katkı sunmaya çalışıyoruz. O halen bizden böyle farklı veya uzak duran, mesafeli duran bir yaklaşım gösteriyor. Şu matematiği... Yani bu bakımda insanlar yani özellikle Kürtlerin kafasında böyle bir soru işaretini evet. oluşturdular. Yani bu iki aylık süre içinde Kürtlerin kafasında bir soru işaretini. Ya sonuçta ne olacak? AK Parti de ana muhalefet olsaydı belki daha fazla Kürtlere yaklaşırdı seçimi kazanmak için. Ama bugün ana muhalefet partisi sistemin de belki değişmesi için önemli olan sistemin belki veyahut işte bazı şeyleri değiştirebilecek bir yere seçim olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi işte farklılıkları kucaklayacak bir noktada durmuyor. Böyle bir eleştiri de gelişiyor.